Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 6 Haziran 2022 Pazartesi 1285. gün başlıyorla karşınızdayız. Biz 1285. programı yapıyoruz. Osman Kavala ise 1679 gündür tutuklu bulunuyor. Evet, sadece 120 gün hapis yatarak büyük bir mağduriyet neması oluşturan Recep Tayyip Erdoğan, suçsuz yere olmadık suçlarla içeri attığı Osman Kavala'yı tam 1679 gündür içeride tutuyor. Ve ayrıca da yani o seçimde tabii ki cezaevleri boş olacak. Tıpkı 1908 gibi padişah tahttan uzaklaşınca ertesi günü tam 50'yi aşkın mizah gazetesi yayınlanmıştı 1908'de. Türkiye'de de böyle olacak. Ne yazık ki eksik kalacağız. Nedeni de çok merak ediyordum AKP sonrası neler çizecek dediğim Latif Demirci'yi kaybettik. Onu da programın ikinci bölümünde anacağız. Cenazesinde salı günü yarın ikindi namazından sonra Teşvikiye'de veda edeceğiz Latif Demirci'ye. Henüz 61 yaşındaydı. Küçükler için büyük gelebilir ama 61 artık orta yaşın ortası gibi kabul ediliyor. Evet, yeni yaşamla başlayalım. Gazetelerin birinci sayfasına manşetleri önce okuyacağım, sonra da detaylı okuyacağım. Direniş hakikati söylemektir. Yeni Yaşam'ın sürmanşetinde Ankara'da hafıza hakikat hesaplaşma konferansında buluşan 7 partinin ortak mesajı bu. Manşette ise Erdoğan'ın güvenli dediği yerde ne güven var ne de güvenlik. İşkence, yağma ve cinayetler sürüyor. Güvenli bölge güvenli değil diyor yeni gazete ve Yeni Yaşam. Daha fazla sanat, daha fazla Kürtçe sanatçılar, AKP'li belediyeleri, valilikler tarafından yasaklanan konser ve diğer sanatsal etkinliklere dair konuştular. Ahmet Güneş'in haberi. Kimler var? Diyar, Pınar, Aydınlar, Suavi, Erdoğan Emir, Gökçe Selim, Beser Şahin, Mervan Tan. Evet. Yeni Yaşam'ı birinci sayfasını bitirip detaylıca biraz sonra okuyacağım size bunları. Evrensel'e bakalım. Evrensel'de asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın. Temel tüketim maddelerinde yapılan zamlarla birlikte ücretlerdeki erime hız kesmeden sürüyor emekçiler. Yoksulluk sınırının üstünde bir ücret talep ediyorlar demiş gazete. İkinci manşet ise toplumsal barış ve adalet için hakikat şart. Evet, 7 siyasi parti dün Ankara'da bunun için buluştular. Fotoğraflı haber ise Tunus'tan. Tunus'ta yeni diktatör referandumu protesto edildi. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Saied'in çağrısıyla yapılacak anayasa referandumu başkentte protesto edildi. 1 milyonu aşkın genç dün ter döktü. Bangladeş'te depo patladı. Onlarca işçi hayatını kaybetti. İstanbul Sözleşmesi davasına çağrı yapıldı. Latif Demirci hayatını kaybetti. Hürriyet gazetesinin usta çizeri Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Pres Bey, Medya Hanım, Muhlis Bey, Mithat ve Mirsat. Muhlis Bey ve yavrum Mithat vardı. Sonra Mithat büyüdü. Yavlum Mithat ve Çırak Mirsat olarak devam etti. Arap Kadri gibi tiplemelere de hayat vermişti. Latif Demirci, onu acısı çok ağır. Karar gazetesine bakalım. Karar,
Bir zamanlar süper güçtü diyor. Sovyet döneminde dünyanın iki kutbundan biri olan Rusya son 20 yıl boyunca giderek otoriterleşirken devlet kurumları etkisizleşti. Ülke doğalgaza dayalı zenginliğine rağmen ordusu ve yönetim aygıtını modernleştiremedi. Güvenlik birimleri Putin'in hoşuna gitmez diye uyarılarını dile getiremediği için başlattığı ve ortaya çıkan Ukrayna Savaşı'nın kağıt üstündeki büyük güç 100 günde tükendi diyor. Rusya'yı manşetine taşımış bugün Karar Gazetesi. Devlet çarkları durdu, cephede başarısızlık geldi. İYİ Parti milletvekili, emekli diplomat Aydın Sezgin eğrisi doğrusunda Taha Akyol'a konuşmuş. Latif Demirci'nin kaybı burada da var en tepede. Muhlis Bey'in baba acısı diyor karikatürist Latif Demirci, hayatını kaybetti. Deprem konutları depremsiz çöküyor. AKP'nin büyük başarılarından biri de bu. İçeride çocuklar, dışarıda veliler sınav verdiler. Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda 1 milyon 236 bin öğrenci ter döktü. Hangi renk modaysa Nilüfer o renk akıyor. Bursa'ya hayat veren Nilüfer çayında yapılan analiz nehrin can çekiştiğini gösterdi. Sanayi tesislerini işaret eden uzmanlar kimyasallar suya karışıyor. O yılın moda rengi neyse Nilüfer o renk akıyor. Çok güzel bir başlık. Evet. Boya fabrikalarının insafsız çalışmaları. Zengin ol. Yap işlet devret dostunu zengin et. Yap işlet devret projeleri kara delik gibi. Bu da Bir Gün Gazetesi'nin manşeti sevgili izleyiciler. Garanti yolcu sayısına ulaşamaması nedeniyle devlet hamam meydanları işletmesinin kasasından 172,6 milyon dolar çıktı. Şirketlerin toplam 691 milyon lira verildi. Milyon dolar verildi. 691 milyon dolar. Şirket ödemeleri 2015'te 42 milyon dolardı. 2016'da 47'ye çıktı. 2017'de 60 milyon dolara çıktı. 2018'de 65, 2019'da tam ikiye katlanmış, biraz da üstüne çıkmış 133 milyon dolar ve bir yıl sonra 172 ve 2021'de de 172.6 milyon dolar ödenmiş onlara. Diğer gazetelerde, diğer gazetelerle devam edeceğiz. Gazetenin diğer haberleri de şöyle. 30 yıldır misafirler devlet tiyatroları, devlet opera balesi, İstanbul Senfoni Orkestrası'nda görev alan oyuncu ve müzisyenler sanatçı statüsü yerine sözleşmeli çalışmanın sıkıntısını yaşıyorlar. Evet, misafir sanatçı gibiler yani. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Manşetinde Cumhuriyet'le sorunları var diyor. Millet bahçesine milyonlar döken AKP 19 Mayıs stadını bekletiyor. Ankara'nın simgelerinden de çürük olduğu gerekçesiyle 4 yıl önce yıkılan Ankara'nın simgelerinden 19 Mayıs stadı için tek çivi bile çakılmadı. 82 yıl hizmet veren ve 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı kutlamalarının yapıldığı stat için millet bahçelerine milyonlarca lira döken iktidar inşaat için bütçe ayırmadı. Yeniden yapacağız diye söz vermişti. Söz verdiklerinden bir tanesi de Atatürk
havaalanındaki pistlerin kırılmayacağını söz vermişlerdi. Ama onları da kırıyorlar. Şimdi göreceğiz onları da. Evet, Sözcü'de. Latif Demirci'nin kaybı burada da yer alıyor birinci sayfada. Rezalet Sümen Altı, Diyanet Sen Genel Sekreteri ile ilgili iddialar gündemde. Diyanet Sen Genel Sekreteri Hacı Bey Özkan'ın dosyası 8 yıldır Diyanet içinde dolaşıyor, susuluyor. Diyanetin yönetmeliğine göre imamların alkol alması ya da evlilik dışı ilişki yaşaması atılma nedeni. Özkan'la ilgili iddiaları sorduğumuz Diyanet ve sendika yetkilileri birçoğunun canlı şahidiydi. Barış Terkoğlu, gene içeriden bir haber ve rezalet. Ali Erbaş, hilafetçi imamla kol kola. Gericiliğin en hızlı geliştiği devlet kurumu, Diyanet İşleri, Şeyhülislamlık. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Yolcular değil, paralar uçtu. İktidarın her yatırımı milletin cebine zarar yazıyor. Yolcu garantili havalimanları için özel sektöre milyar dolarlar ödeyen devlet kendi işlettiği havalimanlarında battı. Çünkü buralarda yolcu yok, masraf çok. Atatürk Havalimanı'nın pistleri kırılıyor. Belki kalabilir dedikleri pistler allaç pamuğu gibi atılıyor. Şuraya bakar mısınız? İnsanın içi parçalanıyor. Hazır pist var. Ne istiyorsun buradan? Duruyor orada. Kime batıyor? Kime ne zararı var? Ve ayrıca geçenlerde İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle kar yağmıştı ve fırtına vardı. Bakanlar Atatürk Havalimanı'na indiler. Yarın öbür gün İstanbul büyük bir deprem bekliyor. Bu depremde yardımlar nasıl gelecek ve nasıl şehre ulaşacak? Burada hazır pist var ve pisti kırıyorlar. Ve sonra diyorlar ki biz yerli ve milliyiz. Hayır, siz tamamen işgalcisiniz. Tıpkı Dipsiz Gölü böyle pipetle çekip kuruttular ya, Dipsiz Gölü altında Roma hazinesi var diye sonradan altın kol saati çıktı şöyle. Ondan sonra orası AKP'nin zirvesiydi. Yani simge, neler yaptınız? Beton döktük, gölleri kuruttuk. Şimdi de havalimanlarının pistlerini kırıyoruz, bozuyoruz ve öyle gideceğiz buradan. Bir dokundu, bin ah işittiler. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla il il gezen CHP milletvekilleri halkın nabzını tuttu. Ve bir soru daha burada. Utanmıyor musunuz? TÜİK eski başkanı Birol Aydemir'den bürokratlara tepki. 5 yıl TÜİK başkanlığı yapan Aydemir enflasyon verilerine güven olmadığını söyledi. Aydemir, şimdiki memurlar kendisini iktidarın memuru olarak görüyor. Oysa sizin maaşınız bu millet ödüyor. Hiç utanmıyor musunuz diye sordu. Evet, bu TÜİK başkanı enflasyonun gerçek değerlerin açıkladığı yıllardaki başkanlardan birisi olmalı. Onlar doktor gibi, yani bakacak doktor akrabalarına diyor mu ya, moralini bozmayayım bunun, şimdi bir kitle gördüm orada ama söylemeyeyim, kanser kitlesi, söylemeyeyim de morali bozulsun diyor mu? Hayır, ama bunlar söyletiyorlar. Merak etme diyor, git diyor, enflasyonu düşür. Reis bu kadar istiyor enflasyonu. Sonra gittiği zaman şeye, çarşıya, pazara ne kadar zamlandığını görüyor. Milliyet'le devam edelim. Başlıklar şöyle: güle güle Pres Bey, unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden Hürriyet gazetesi çizeri Latif Demirci hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Derindeki enerji üssü Karadeniz gazının nasıl çıkartılıp taşınacağı ile Filyos doğalgaz işletme tesislerinin inşaatını Milliyet yerinde inceledi. Ve Fransa Açık'ta Zafer Nadal'ın Fransa Açık tenis turnuvası Roland Garros, yani
Norveçli rakibi Casper Ruud'u 3-0 yenen İspanyol raket Rafael Nadal şampiyon oldu. Nadal böylece Fransa Açık'ta 14, toplamda ise 22. Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Evet, 14 kez orada şampiyon olmak müthiş bir şey. Zaten bir lakabı da onun, Toprak Ağası, toprak pistlerde çok başarılı ve Fransa Açık tenis turnuvasının ki dünyanın en büyük tenis turnuvalarından biri, tam 14 kez, bir daha böyle birisi herhalde 100 yıl sonra belki gelir. 14 kere kazanmış olmak ki bu sene de üst üste ikinci Grand Slam'ini kazandı. Yani büyük turnuvayı 5 set üzerinden oynanıyor bu maçlar. Birincisi Avustralya'ydı. Avustralya'da en büyük rakibi ve dünya bir numarası Novak Djokovic Covid aşısı yaptırmadığı için Avustralya hükümeti tarafından kabul edilmemişti ve 3 yılda girmeyecek oraya. Orada işte Djokovic yok, Federer de yok falan dediler ama burada Djokovic vardı ve çeyrek finalde karşılaştılar. Aslında o bir finaldi. Nadal 3-1 ile geçti Djokovic'i. Ve geçelim bayıltıcı gazetelerin diğerine. Hürriyet gazetesine. Hürriyet'in en tepesinde Latif var. Latif'i kaybettik. Latif Demirci, Altan Arbulan desteğiyle 14 yaşında girdiği Gırgır dergisinde unutulmaz karakterlere hayat verdi diyor. Kendi çizgileriyle şimdiye kadar çizdiklerini buraya koymuşlar. Genişte bir yer ayırmışlar. İyi ki çizmişler, yapmışlar bunu. Mulis Bey ve yavrum Mithat Pres Bey onun çizgileriydi. Egzersiz şart, mesleği unutmayalım diyor. Kendisini hastanedeyken çizdiği karikatür. Yaklaşık bir yıl önce kalp ameliyatı geçiren Latif Demirci kendisini böyle çizmişti diyor. Ahmet Hakan, Latif'in yeri gerçekten doldurulmaz. İhsan Yılmaz her şeyden bir mizah çıkarırdı. Evet, çok zekanın üst düzey bir temsilcisiydi. Emekli memura iki önemli müjde bugün 360 bugün açıklanıyor. Yakında şey de başlayacak. Evet, sabaha bakalım şimdi de. Sabah gazetesinde manşetinde yine her zamanki gibi reisleri var. Memura 360 müjdesi senelerdir dillerinde. 3600. Evet, milyonlarca memur ve emekliye verdiği sözü tuttuk diyen Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum demiş. Demek ki bu yıl seçim olabilir. Buğday ve arpada rekor fiyat. Başkan Erdoğan ikinci müjdeyi milyonlarca çiftçiye verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alımı fiyatlarını açıklıyor. Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6050 lira alım, 1000 lira prim vadeli olmak üzere 7050 lira ödeme yapacak. Ne zamandır hasat başladı ve devlet bu fiyatı açıklamadığı için de tüccar şeyi üreticinin elinden ürünlerini almış oldu. Üstelik de bundan daha düşük fiyata. Yeni yaşamla devam edelim sevgili izleyiciler. Bir de şeyi de gösterelim. Gazetelerin özeti dedik ya veriyoruz ilk sırada. Pencereyi de gösterelim. Siyasi rekabet nasıl olacak başlığını atmış bugün Pencere gazetesi.
Erdoğan'ın kendisini eleştiriyi Türkiye'ye saldırı saydı. Demek ki eleştirilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla Kızılcahamam'da milletvekilleri ve parti yöneticilerine konuştu. Erdoğan, muhalefeti ve özellikle CHP'yi eleştirilmesini saldırı olarak niteledi ve CHP'nin başındaki zat da altına gizlenenler de birer kukladır ama siz, ya bir devlet başkanı böyle konuşur mu? Hiç kimse rahatsız olmuyor mu acaba bunun üslubundan? İzmir Barosu baroluğunu göstererek Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu sevgili izleyiciler. Ve şu ifadeleri kullandı. Gerçekten bir cesaret anıtı bu. Evet, buradan şimdi sizle paylaşacağım. Baronun, İzmir Barosu'nun. Bana da işte İzmir budur diye gelmiş. İzmir Barosu'ndan açıklama, camide içki içtiler, camiye ayakkabılarıyla girdiler. Görüntüleri önümüzdeki cuma yayınlayacağız açıklamasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Başka bir ölçüyle 468 hafta geçti. Erdoğan'ın beyanlarından bu yana geçen süre zarfında söz konusu görüntüler yayınlanmadığı gibi kendisini açıkça yalanlayan, ben camide içki içen görmedim, din adamıyım, yalan söyleyemem diyen müezzin ve cami imamını ve müftüyü de görevden aldılar. İş yerlerinden sürüldüler. Gezi davalarında beraat eden hak savunucuları ise kurgu mahkemelerde aynı suçlamalarla defalarca yargılanarak onlarca yıl hapis cezasına mahkum edildiler. Bugün gelinen noktada Erdoğan 468 haftadır ispatlayamadığı iddialarını tekrar ederek geriye dönük çarpıtılmış tarih yazımına yeni bir sayfa eklemiş bulunuyor. Bu vakanüvisçi gelenek, gücü elinde tutanın söylediği sözü tarih sanan arkaik bir anlayışın ifadesidir. Sürtük diyecek kadar seviyesizleşen dil, Atatürk'ün oturduğu Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir hakarettir. Açıkça ifade etmek isteriz ki geziye katılan yurttaşlara sürtük diyecek kadar seviyesizleşen bir dil, en hafif tabiriyle her davranışı toplumumuza örnek olmaya çalışan Mustafa Kemal Atatürk'ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı makamına karşı yapılmış bir hakarettir. Erdoğan'ın kadın bedeni üzerinden ifade ettiği ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı dilin en başta geziye katılmış ya da katılmamış olsun milyonlarca kadın yurttaş tarafından asla kabul edilmeyeceğini biliyoruz. Bizler İzmir Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak bir kez daha hepimiz geziyedik diyor. Şikayetçi olmak isteyen tüm meslektaşlarımızı Cumhurbaşkanı'nın hakaret içeren sözleri nedeniyle toplu halde suç duyurusunda bulunmak üzere 7 Haziran 2022 tarih ve saat 12'de İzmir Adliyesi C blok önüne çağırıyoruz diyor İzmir Barosu Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri. Evet, böyle de sert bir çağrı metni yazmışlar. Muhtemelen bu suç duyurusunun da metni olacak. Evet, yeni yaşamda devam edelim. Direniş hakikati söylemektir. Ankara'da Hafıza, Hakikat, Hesaplaşma konferansında buluşan 7 partinin ortak mesajı: EMEP, EHP, Halk Evleri, HDP, SMF, TİP ve TÖB'ün İstanbul'da düzenlediği Geleceğin Türkiye'si için Hafıza, Hakikat, Hesaplaşma konferansının açış konuşmasını yapan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen, iktidarın hakikat ötesi bir Türkiye'ye yarattığını dile getirerek toplumsal barış için adaleti cezasızlık yerine koymamız, hakikati ortaya çıkarmamız lazım dedi. Rıza Türmen,
Direniş hakikati söylemeye cesaret edebilmektir diye devam ettiği konuşmasında cezasızlık yerine adaleti koyamadığımız sürece toplum barışını sağlayamayız demiş. Herhalde buradan da Kılıçdaroğlu'na bir mesaj yollanıyor. Herkes de helalleşeceğiz. Altılı masada devri sabık yaratmayacağız demişti. Evet. Yani yapanların yanına kar kalacak gibi. Dün 5 Haziran çevre günüydü. 5 Haziran yaralıları biz Kürdüz, bize korku yakışmaz başlığı var. Bu gezi fotoğrafları sanıyorum çekilmiş burada. Detay olmadığı için onları okuyamıyorum. Nun Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi kuruldu. Beyrut'ta Orta Doğu ve Kuzey Afrikalı kadınların oluşturduğu Nun Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi kuruluşunun basın açıklamasını duyurdu. İnisiyatif PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fikirlerine, halklarına kendi kaderini tayin etme hakkında kültürel, inançsal, etnik kimliklerin savunulması konusunda mücadele felsefesini tanıtmak amacıyla kurulduğu duyuruldu diyor. Güvenli bölge güvenli değil. Bu da yeni yaşamın manşeti sevgili izleyiciler. Bununla ilgili olarak da şöyle devam ediyor spotları. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey ve Doğu Suriye'de güvenli bölge kurma iddiasıyla yeni saldırı sinyalleri vermeyi sürdürdü. Daha önce Türkiye ve ona bağlı paramiliter grupların güvenli bölge iddiasıyla ele geçirdiği bölgelerde halk yağma talan düzenine isyan ediyor. Önceki gün Efrin'e yerleştirilen yerleşimcilerin başlattığı protestolar Suriye'den çıkın sloganıyla yaygınlaştı. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Örgütleri'nin raporlarına göre hırsızlık, yağma, talan, işkence, insan kaçırma, haraç, çatışmalarda yerli halkın göçertilmesi gibi birçok ihlali yaşandığı bölgede dünyanın en güvensiz alanı haline geldi. Buna karşın çeşitli halkların kendi öz yönetimlerini seçerek yönettiği Kobane, Münbiç, Tel Rifat ve diğer öz yönetim alanlarında şu anda Suriye'nin en güvenli ve huzurlu bölgeleri. Oradaki huzur Hazreti rahatsız ediyor. Türkiye'de de ne zaman konuşsa, ne zaman bir şey söylese nefret saçıyor. Hepimiz biriz, bir araya gelelim. Yani büyük felaketlerde bile bir arada olma mesajı şimdiye kadar vermedi. Hatta felakete uğrayanlara da hakaret etmekten geri durmadı. Bu da bu dönemi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başına gelmiş en büyük talihsizlik. Hani şey diyorum ya yayınlar sırasında pandemi başlayınca pandemi koronavirüs salgını bütün dünyada ülkelerin başına gelmiş en büyük felaket İtalya'da önce orada başladı zaten çok ağır kayıplar verdi. İlacı yok nasıl tedavi edileceği bilinmiyor. Onların en büyük felaketi bizim ise en büyük ikinci felaketimiz. Birincisi ne olduğunu biliyorsunuz. Evet. Evrensel'le devam edelim. Evrensel'in manşeti asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkartılsın. Çünkü yoksulluk sınırı evet 7500 lirayı geçti. Evet. Temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla birlikte ücretlerdeki erime hız kesmeden sürüyor emekçiler. Yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret talep ediyor. Yoksulluk sınırı deyince iş değişiyor. Çünkü açlık sınırı işte 5000 liraya geldi artık. Türkiye ekonomisi 2022 yılın ilk çeyreğinde %7.3 büyürken yoksulluk sınırı ise ücretler arasındaki makas iyice açıldı. Adana'da görüştüğümüz emekçiler kışın ısınabilmek, yazın tatile gidebilmek, geçinebilmek istediklerini belirtirken ücretlerin yoksulluk sınırının üzerine çıkartılması. Yoksulluk sınırı 16-17 bin lira şu anda sevgili izleyiciler. Toplumsal barış ve adalet için hakikat şart
İstanbul'da 7 partinin ve kurumun ortaklaşa düzenlediği Hafıza Hakikat Hesaplaşma Konferansı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Rıza Türmen'in toplumsal barış ve adalet için hakikate duyulan ihtiyaca vurgu yaptı. Konferansta geçmişten bu yana hak gaspına uğrayan, göz göre göre katledilen ama adalet bulamayanların yakınlarında gerçek bir adalet çağrısı yaptı. Fotoğraflı haber ise Tunus'tan. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kais Said'in çağrısıyla yapılacak anayasa referandumunu başkentte protesto edildi. Polisin engellemek istediği yürüyüşte konuşan Tunus Emekçiler Partisi Genel Sekreteri Hammamani, Said'in izlediği yol tüm kurumları ve özgürlükleri işlevsiz bırakma, kendisini Tunus'un yeni diktatörü yapma amacını taşıyor, dedi. Evet, orak çekişli dövizlerle yürüyenler yer alıyor fotoğrafta. Karar Gazetesi'ne bakalım. Bir zamanlar süper güçlü Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası geldiği durumu anlatıyor bu başlık. Sovyet döneminde dünyanın iki kutbundan biri olan Rusya son 20 yıl boyunca giderek otoriterleşti. Devlet kurumları etkisizleşti. Ülke doğal gaza dayalı zenginliğine rağmen ordusu ve yönetim aygıtını modernleştiremedi. Güvenlik birimlerinin Putin'in hoşuna gitmez diye uyarılarını dile getiremediği için başlattığı ortaya çıkan Ukrayna Savaşı'nda kağıt üzerinde büyük güç 100 günde tükendi. Tank sıkıntısına düşen Rusya cepheyi Donbas'la sınırladı. Putin ise Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmesindeki amacının savaşı uzatmak olduğunu savunuyor. Evet, kısa yoldan bitirelim bunu diyorlardı. Ama olmadı. Diğer haberlerde şöyle, en tepede Mulis Bey'in babasını kaybetti. Latif Demirci'nin kaybını haberleştirmiş. Türk karikatüründe Mulis Bey, Arap Kadri, Pres Bey gibi tiplemelerinde iz bırakan Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği bilinen Demirci'nin 4 Haziran'da evinde vefat ettiği öğrenildi. Acı haberin ardından sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı. İnce zekası, sağlam bileği, sıcacık tebessümüyle sonsuza kadar efsane olarak kalacak. O kadar naif bir insandı ki bizim hoyrat dünyamızda yanlışlıkla ışınlanmış sanırdınız, diyor. Çok güzel bir metin bu. Bakalım ikinci sayfada kim yazmış? Evet, karar imzasıyla şey yok. Alpay Erdem, Gani Müjde, Vedat Özdemiroğlu ve Nihat Genç de görüşlerini açıklamışlar kayıpla ilgili olarak. Mizan, ince zekası, sağlam bileği. Bunu herkes kabul ediyor. Ayrıca bunun karikatürleri baskı dönemlerinde bile aradan sıyrılarak okuyucuya ulaşıyordu. Çünkü yazı işlerini bile atlatma yeteneği vardı Latif'in. Bazen de takılıyordu ama mesela bir gün bu bir sözde şeyi çıkmıştı. Yani gerçekte değil de kendilerine öyle söylüyorlar. Sözde diye. Sözde sürgündeki Kürt parlamentosu, sözde parlamento başkanı Kürtlere yönelik olarak konuşuyorlardı bunları. 90'lı yıllarda Latif de çizmişti. Kumkapı'da Abugov'un meyhanesi vardır, çok ünlü. Buraya yazmış cama. Sözde Agob'un meyhanesi diye onu yakalanmıştı, onu yayınlamamışlardı.
bir karşılaşmamızda söylemişti. Karikatürcüler Derneği'nin genel kurulu da olabilir, 1 Nisan yemekleri de olabilir. Onlardan birindeydi. Deprem konutları depremsiz çöküyor. Erzurum'da 7 yıl önce yapımı tamamlanan Hınlıs ilçesindeki deprem konutlarının birkaç aile dışında kimse oturmuyor. Konutları inceleyen İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırpınar, konuştuğumuz aileler deprem konutlarının daha sarsıntı olmadan yıkıldığını söyledi. Oturanlar da çaresizlikten burada dedi. Devletin milyonlarca lira kaynağının heba edildiğini söyleyen Kırpınar, buradaki insanların can güvenliği yok. Bir an önce önlem alınması gerekiyor. Çünkü müteahhitler kar için onu yapıyorlar. Bir günle devam edelim. Bir günün manşeti AKP'nin eş dost akrabaları zengin etme projesi. Yap işlet devret dostu zengin et başlıkla vermiş haberi gazete. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin raporlarında yap işlet devret kapsamındaki havalimanlarına yönelik detaylar paylaşıldı. 1.717.000 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı bu Kütahya'da 2021'de yalnızca 22.929 kişi kullandı. Raporda kamu özel işbirliği projelerinde de değinildi. Havacılık sektöründe gerçekleşen kamu özel işbirliği projelerinin toplam yatırım tutarı 9.75 milyar avro olduğu belirtildi. Bu tutarın 13.4 milyar avroya yükseleceği öğrenildi diyor Mustafa Bildirici'nin haberinde. Fotoğraflı haber Adana'dan ormanlar bir bir ormanlara kıyıldı. Nükleer santrallerin, termik santrallerin duble yollar, inşaatlar için kesilen ağaçların hedefindeki zeytinliklerde doğayı talan etme ısrarı tam gaz sürüyor. Türkiye Ormancılar Derneği 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açıkladığı rapora göre bugüne dek 626 bin hektar alan orman sınırları dışına çıkarıldığı yine aynı raporda orman yangınlarına karşı önlem alınmıyor denildi. Buğday fiyatlarında alımlar maliyetin altında. Keşke daha geniş verselerdi bunu. Direndik şimdi kazanma vakti. Birinci olağanüstü konferansını gerçekleştiren Sol Parti İstanbul İl Örgütü yeni yönetim meclisi belirledi. Konferansın sonuç bildirisinde yaklaşan seçimlere dair sosyalistlerin görevi süreç öncesi ve sonrası bütünlüklü gören toplumsal direniş ve dayanışmayı örgütlemesi olacaktır denildi. Evet, bir de yazar okuyayım size. Atilla Aşut, Türk Dil Kurumu'nda Kaşgarlı Mahmut'a sürtük başlığı var bugün yazısında. Ve bakalım Atilla abimiz bugün ne diyor. Oo, bu da bir hayli uzun bir yazı. Tayyip Erdoğan gezi direnişi hesaplaşması bitecek gibi değil. Halkımızın gelecek umudunu, eşitlik özlemini temsil eden o görkemli başkaldırıyı unutamıyor bir türlü. Düşündükçe uykuları kaçıyor. Bir dönem Avrupa'nın üzerinde nasıl komünizm hayaleti dolaşıyor idiyse, saray rejiminin tepesinde de gezi hayaleti dolaşıyor sanki. Gezi ruhu korkutuyor onları. Devam ediyorum. Kabataş yalını ile başlamışlardı. Ortalığı karıştırmaya çok tehlikeli bir oyundu bu ama beceremediler. Uçuk bir senaryo yazmışlardı çünkü yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Elimizde kamera görüntüleri var, açıklayacağız demelerine karşın bunu kanıtlayamayınca yanlarında yalanların altında ezildiler. Görüntüleri izledik diyen birkaç sözde gazeteci ise evet daha sonra eşeklik ettik diyerek özür dilemek zorunda kalacaklardı.
onları artık Kabataş yalancıları olarak anılıyor. Ama Osmanlı'da oyun, AKP'de yalan bitmez. Evet, benim de bu konuda yazdım. Yukarıdaki açıklamaları yeterli bulmayanlara son olarak diyor, Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazılmış Divan-ı Lügat-ı Türk adlı ünlü evet, oradaki açıklamalarda erotik, sürtük sözünün günümüzdeki karşılığı lezbiyen olarak verilmiş. Sürtük, sürtünerek ilişkiye girmekten hareketle cinsel olarak erkeklere değil kadınlara karşı ilgi duyan demiş. Ve sürtüğün de arkasını açmış Atilla Aşut abimiz. Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Cumhuriyet'le sorunları var başlığı yer alıyor. Ve Metin Akpınar'la yapılan bir söyleşi var. Önce Atatürk'e bakın demiş Metin Akpınar. Bu kez bir biyografiyle karşımıza çıktı Metin Akpınar. İyi bir Cumhuriyet okuyucusuyumdur. Yani herhalde 70-75 sene oldu. Akpınar Türkiye'de yaşanan siyasi krizler aşılabilmesi için Atatürk'ün politikalarına dönülmesi gerektiğini söyledi diyor. Manşette ise Cumhuriyet'te sorunları var başlığı yer alıyor. 19 Mayıs Ankara'daki stadını yıkıp yenisini yapacağız demişlerdi. CHP'li Murat Emir hem Atatürk'le hem 19 Mayıs'la İnönü'yle, Cumhuriyet'le hem de Cumhuriyet'in başkentiyle olduğu için Ankara'yla sorunları var. İyi Partili Ali İbrahim Oral ise çevresindeki tüm spor dallarına hizmet veriyordu. Bütün sporlarda küme düştü dedi. Şimdi de dizel üretimi zamlar vatandaşı kimyager yaptı. Bir deponun dolum gideri 1000 lirayı aşarken kontağı açık tutabilmek için çare arayan yurttaşlar umudunu evde akaryakıt üretimine bağladı. Alkol yapımından sonra YouTube'da evde biyodizel üretimi başlıklı videoların sayısı artış gösterdi. Otomobil tamircileri de bayağı para kazanacak demektir bundan. Kılıçdaroğlu'ndan yalanlama, altılı masa dağıldı diyenlere inanmayın diyor. Bu iyi haber değil tabii. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu masa dağıldı söylentilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu zaman zaman duyacaksınız bunların hiçbirine inanmayın. Altı lider karşılıklı Türkiye'ye huzur getirecek. Kimse karamsarlığa kapılmasın dedi. Kılıçdaroğlu Kayseri'deki katılım için artık hiçbir yer kale değil dedi. Türkiye'ye saldırıyorlar. Sonunda şahsım devletini itiraf etti. Bunun da görüntüsü var değil mi arkadaşlar? Bana saldırmak. Hadi onu izletelim. Evet. Kendi kendine Sadat diye bir öcü uydurup bizim şirketin kurucusuyla evinde konuştuğumuzu söyleyecek kadar hayal alemine dalmış bu zata ne desek fayda etmeyeceğini biliyorum. Her gün altı da üstü de boş yalanlarla insanları tehdit ederek haysiyet cellatlığına soyunan birisinin bizi toplumsal çatışma çıkarmaya çalışmakla itham etmesi trajikomik, komik bir çırpınıştır. Ben Sadat'ın kurucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim. Böyle bir görüşmem yok. Ay Kemal, sen yalancısın. Sen cambaz. Ve Sadat'ın kurucusu denilen Tuğgeneral'le göreve getirdikten sonra benimle çalıştığı süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerim var. Ama evinde herhangi bir görüşmem söz konusu olmamıştır. Bunu da bilesin. Ya önemli olan zaten senin o adamla
bir araya gelip görüşmen. Sen dedin ki önce ben onu tanımıyorum dedin. Sonra birinci sırada atama çıktı. Güvenlik danışmanı olarak Cumhurbaşkanı atamışsın. Sonra diyorsun ki yalancı bunlar. Ben o evde görüşmedim. Evin bir özelliği yok ki. Önemli olan kişi. Kişiyle görüşmek. Onun evinde değil benim evimde görüştük. O yalancı. Böyle şey olur mu? İnsanın akıl fikir sağlığıyla oynuyorlar. Ya da şöyle bir şey var. Bu akıl fikir sağlığı için gerekli kontrollerin yapılması. Ahmet Saltık hocamız söylüyordu. Cumhurbaşkanı önemlidir. Onun sağlığı da Cumhuriyet için önemlidir. Onun için geniş bir tıp heyeti tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Sağlığını kontrol edelim ve buna göre rapor yazalım diyordu. Evet ama böyle bir şey yok tabii. Sevgili izleyiciler, birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara, saat başında bugün gazeteci dostumuz Adil Bali bizlerle olacak. Saat 9'da karşınızdayız.